Merhaba arkadaşlar. Marmara Üniversitesi Meteoroloji ve Maden Mühendisliği Kimyasal Laboratuvarı'na hoş geldiniz. Bugünkü deney konumuz çinko tuzu ile gümüş rehabilitasyonu ve gravimetrik yöntemle gümüşün analiz edilmesi. Deneyde kullanılacak alet ve edevatlar gümüş bulyonu, bakır levha, gümüş nitrat, çinko tuzu, hidroklorik asit, nitrik asit, potasyum kloru, analitik terazi ve çeşitli cam eşyadan ibarettir. Şu anda göstermekte olduğum nesne saf 4.9'luk gümüş bulyonu. Sementasyon amacıyla kullanacağımız bakır levha ve yine sementasyon amacıyla kullanacağımız çinko tuzu. Evet, çok ince çimento gibi. Şimdi çok temel olarak arkadaşlar, sementasyon nedir? Soy bir metal çözelti içerisinde bulunduğu zaman o çözeltiye daha aktif bir metal ilave edildiği zaman yer değiştirme reaksiyonu cereyan eder. Mesela Ag artı Cu 0 ilave edildiği zaman gümüş bakıra göre çok daha soy bir metal olduğu için çözeltide barınamayacaktır. Metalik hali indirgenip bakır da çözelti haline geçecektir. Bu şekilde bir reaksiyon cereyan edecektir. Aynı şekilde gümüş içeren bir çözeltiye çinko ilave edildiği zaman çinko çok daha aktif bir metal olduğu için gümüşe göre çinko da 2 artı şeklinde çözeltiye geçecektir. Çok basit en eski hidrometrik yöntemlerden biridir. Bunun temel prensibi şudur arkadaşlar. Çok basit bir şekilde ifade edeyim. Nasıl ki bazı metallerin yoğunlukları farklı, elektrik iletkenlikleri farklı ve biz bunları ölçebiliriz. Metallerin de kendi aralarında bir hiyerarşik dizilimi vardır. Elektrokimyasal özellikleri farklıdır. Mesela en redüksiyon potansiyelleri farklıdır. En soy metal bildiğiniz üzere altındır arkadaşlar. Daha sonra işte platin, paladyum, gümüş vesaire metaller gelmektedir. Lityum da en aktif metaldir. Dolayısıyla lityum hemen hemen bütün metalleri çok rahat bir şekilde indirgeyebilir. Şimdi biz sulu ortamda yaptığımız için bu indirgeme reaksiyonuna hidrometeorolojik reaksiyon diyoruz. Ama olaya daha geniş perspektiften bakmak lazım arkadaşlar. İlla ki bu sulu oda sıcaklığında, sulu çözeltilerinde olacak diye bir şart yok. Yüksek sıcaklıklarda da, pirometrolojik işlemlerde de olabilir. Mesela demir oksidi alüminyum metaliyle indirgememiz mümkündür. Bu teknolojik olarak kullanılan bir yöntemdir. Alüminyum burada deoksidasyon olarak kullanılmaktadır. Yukarıdaki yazdığım reaksiyondan hiçbir farkı yoktur arkadaşlar. Alüminyumun oksijene ilgisi, alakası, afinitesi yüksek olduğu için demirden oksijeni kapar ve geriye devir ve alümina şeklinde bir reaksiyon oluşur. Yukarıdaki reaksiyonda da gümüş soy bir metal, hiyerarşik olarak bakırdan ve çinkodan daha üstün olduğu için buradan elektron alarak kendisi redüklenir, bakırda elektron vermek suretiyle çözeltiye geçer. Şimdi arkadaşlar listeyi bir kısaca bir inceleyelim. Arkadaşlar tablo 1'de standart redüksiyon potansiyelleri vardır metalleri. Bu potansiyeller standart hidrojen voltajı ya da standart hidrojen elektrodu yardımıyla tespit ediliyor. Gördüğünüz üzere en soy metal 1.5 voltluk redüksiyon potansiyeliyle altın. Ben buradan şunu anlıyorum. Altın içeren çözeltiye gümüş ilave ettiğim zaman metalik halde altın çökecektir. Gümüş çözeltiye geçecektir. Gümüş ihtiva eden bir çözeltiye bakır ilave ettiğim zaman bu sefer gümüş çöküp bakır çözeltiye geçecektir. Gümüş değil, bakır ihtiva eden çözeltiye atıyorum çinko metali ilave ettiğim zaman metalik halde ama bakır çökecektir. Çinko da çözeltiye geçecektir. Bu şekilde aralarında bir askeri düzen gibi bir hiyerarşik bir düzen vardır. Dolayısıyla bu tablodan yararlanarak hangi metali hangi metalle redükleyeceğimizi ya da hangi metalle oksitleyeceğimize karar veriyoruz. Burada lityum dikkatinizi -3.05'lik voltajla çok yüksek ya da çok düşük bir redüksiyon potansiyeline sahiptir.
lityumun neden pillerde kullanıldığını bu şekilde daha iyi anlayabiliyoruz. Arkadaşlar, gümüşün elektrokimyasal olarak soy bir metal olduğunu göstermek amacıyla bir behre hidroklorik asit, ötekine de HNO3 ilave ettik. Nitrik asitle reaksiyona girerken hidroklorik asitle reaksiyona girmeyeceğini şimdi uygulama olarak göreceğiz. Nitrik asitle reaksiyona girerken nitrik asiti parçalıyor gümüş ve NOx gazları çıkıyor. Biraz sonra, çok kısa bir süre sonra o sarı renkli NOx gazlarının çıkışını göreceğiz. Sol taraftaki hidroklorik asitte ise hiçbir reaksiyon olmadığını göreceğiz. Çünkü elektrokimyasal olarak soy bir metal olduğu için gümüş Hassel'le reaksiyona girmesi için hidrojeni redüklemesi gerekecektir. Fakat hidrojen gümüşe göre daha az soy olduğu için hiçbir reaksiyon gözlenmeyecektir. Şimdi sağ tarafta HNO3 ile reaksiyonu görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla nitrik asitte çok güzel biraz ısı verildiği zaman çok güzel reaksiyonu girdiği gözlemleniyor. Şu anda yavaş yavaş gördüğünüz üzere sarı dumanın çıktığını gözlemleyebiliyoruz çok net bir şekilde ve gitgide bu şey artıyor. Evet arkadaşlar. Dolayısıyla burada gümüş ne oluyor arkadaşlar? Oksitleniyor. Yani çözeltiyi geçiyor. NOx'te parçalanarak redüklenmiş oluyor. Evet, sol tarafta hala bir reaksiyon yok. Zaten olmayacağını önceden söyledik. Duman bittiği anda arkadaşlar hiçbir gümüşün kalmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bu dumanı çıkartan şey gümüşün parçalanması, gümüşün çözeltinin içerisinde yok olması, şeker gibi erimesidir. Arkadaşlar, nitrik asitle reaksiyon sonucunda hiçbir gümüş partikülü kalmadığı gözlemlenmektir. Zaten reaksiyon bitti de NOx gazının bitmesinden anlaşılmaktadır. Henüz sadece su buharı çıkmaktadır. Sol tarafta ise hidroklorik asit buharlaşmakta fakat gördüğünüz gibi gümüş tanelerine hiçbir şey olmamaktadır. Dolayısıyla buradaki reaksiyonu sonlandırıyoruz. Sementasyon aşamasına geçebiliriz. Arkadaşlar şu anda elimde çinko tozu var. Yarım gram tartılmış. Onu 1 gram gümüş içeren solüsyonun içerisine atıyorum ve sementasyonu başlatıyorum. Gördüğünüz gibi atar atmaz gümüş iyonları metalik hale dönüyor. Bu da bakır levha. Bunu da çözeltinin içerisine atıyorum. Bakın hemen atar atmaz bembeyaz bir renk aldı. Karıştırmaya devam ediyorum. Bakın yavaş yavaş rengi maviye döndü. Farkındaysanız rengi maviye döndü. Bu sadece arkadaşlar hidrometrajik işlem olan sementasyonun ne kadar hızlı ilerlediğini gösteriyor. Arkadaşlar şimdi yarım saatlik süremiz sona erdi. Reaksiyonu durduruyorum. Ve katı sıvı ayrımına geçiyoruz. Çöken gümüşleri burada görüyorsunuz. Bir miktar fazla çinko da var. O fazla çinkoyu gidermek için hidroklorik asit kullanacağız. Hatırlayacağınız üzere hidroklorik asit şeye bir zarar vermiyor. Gümüşe zarar vermiyor. Fakat fazla çinkoyu, yani ekses çinkoyu götürmeye yarıyor. Çinko sementasyonu bu şekilde bitmiş oldu. Bakır sementasyonuna geldiğimiz anda da bakın çok yüksek oranda bakır şeyi çöktürmüş oldu. Burada gördüğünüz üzere beyaz gümüş metallerini görüyorsunuz. Metalik hale geçmiş. Renkte bayağı bir mavi hale geldi. Bu da şeyin çözündüğünü gösteriyor. Bakırın önemli olan çözündüğünü gösteriyor. Biraz daha yakından gösterelim. Bakın kırmızı renkteki bakır yerini artık şöyle elimle kaldırıyorum. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu artık şey metalik gümüş. Bunu direkt eritip bulyon haline getirmek mümkün.
Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz titrasyon cihazı çözelti içerisindeki gümüş miktarını belirlemek amacıyla kullanılıyor. Kapalı çarşıda çok sık kullanılan bir cihazdır. Ayar evlerinde çok kullanılır. Gümüşün ayarına bakılır. Üretilen gümüş genelde 925 milyon olarak üretilmeye çalışılır. Fakat bazı durumlarda ayar düşük mü değil mi diye onun mutlaka kontrol edilmesi ve raporlanması gerekmektedir. Bu amaçla da gravimetrik titrasyon kullanılır. İçerisinde gümüş klorür elektrodu vardır ve kendi kendine titrasyonu yapar arkadaşlar. Bizim herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Elektrotları içerisine daldırıyoruz ve titrasyonu başlatıyoruz. Başlatmadan hemen şunu ifade edeyim. Şimdi biraz evvel çinkole sementasyon yaptığımız zaman çinkonun çözeltiye girdiğini, gümüşün de çöktüğünü hep beraber gözlemledik. Katı sıvı ayrımı yaptıktan sonra da acaba içerisinde gümüş kaldı mı? Kaldıysa ne kadar kaldı? Yüzde kaç birimle çözeltiden gümüşü sement ettiğimizi bu yöntemle tespit edebiliyoruz. Karıştırıcısını başlatıyorum arkadaşlar. Bu elektrottur. Bu da potasyum klorür çözeltisini enjekte eder. Burada yapılması gereken sadece start butonuna basmaktır. O kendi kendine evet milivoltunu ölçerek çözeltiye klor iyonu enjekte etmektedir şu anda. Çözelti rengi hemen bulanıklaştı arkadaşlar. Çünkü yavaş yavaş artık gümüş klorürler çökmeye başlamaktadır. Gitgide bulanıklaşıyor arkadaşlar çözeltinin rengi. Ve kendi kendine belli bir milivolta geldiği zaman şu anda gitgide milivolt değeri düşüyor. Belli bir milivolta geldikten sonra da artık duruyor ve ne kadar sarfiyat yaptığını buradan okuyabiliyoruz. Oradan da çözelti içerisinde ne kadar gümüş iyonu olduğunu tespit edebiliyoruz. Buradan da demin ifade ettiğim gibi çöktürme verimini tespit edebiliyoruz, hesaplayabiliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere reaksiyon durdu. Bunu kapatıyorum. 5.65 mililitre kadar sarfiyatımız oldu. Şimdi bu elektrotları hemen temiz bir şekilde yıkamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi beyaz bir çökeli gümüş klorürün çöktüğünü göstermektedir. Şu dibinden gördüğünüz beyaz çökelekler gümüş klorür olduğunu göstermektedir. Şimdi 5.65 mililitre ne kadar gümüşe tekabül ettiğini hesaplayacağız. Arkadaşlar şimdi hesap kısmına geçtik. Bildiğiniz üzere çinko tuzuyla sementasyonu yaptık. Gümüşün çoğunu çöktürdük. Ama ne kadar çöktürdüğümüzü, verimin ne kadar olduğunu bilmek için titrasyon yapmamız gerekiyor. Şimdi gümüş nitrat çözeltisini katı sıvı ayrımı yaptıktan sonra aldık berrak bir çözelti. Sodyum klor çözeltisiyle titrettik. Bu reaksiyon sonucunda arkadaşlar gümüş klorür katı şekilde çökerken sodyum klorür sodyum nitrata dönüştü. Çünkü sodyum gümüşteki nitratı alarak sodyum nitrat sıvı çözeltisini oluşturdu. Her bir 1 mililitre sodyum klorür çözeltisi için bu sodyum klorür çözeltisi 0.1 molarlık bir çözelti. 10.7868 mg gümüşe tekabül ediyor. Titrasyon sonucunda arkadaşlar 5.65 mililitre sodyum klorür çözeltisi harcadık. Dolayısıyla bu da 60.94 mg çözeltide kalmış. Çözeltide semente olmadan bu kadar 60.94 mg gümüş çözeltide askıda kalmış. Başlangıçta 1 gram litre, 1 gram kadar yani 1000 mg kadar gümüşümüz vardı. Eksi 60.94 mg bölü 1000 dediğimiz zaman yüzde verim sementasyon verimi %93,9 olarak hesaplanmış oldu. Şimdi bu çok kullanışlı bir yöntemdi arkadaşlar. Birincisi hiçbir alette edevatımız yokken sodyum klorür yardımıyla gümüşü çöktürür gümüş klorür şeklinde ve tartarak %75 civarında gümüş klorürün aşağı yukarı %75'i gümüştür. Oradan hesap ederek ne kadar gümüş olduğunu tespit etmemiz mümkün. Ama artık gravimetrik titrasyon kullanılıyor. Özellikle kapalı çarşıda
gümüş ayarı yapan yerler gravimetrik titrasyonla önce gümüş numunesini alıyorlar, nitrik asit çözüyorlar, biraz sulandırıyorlar, sonra demin gördüğünüz titrasyon cihazına yerleştiriyorlar ve belli bir milivolta kadar titre ediyorlar. Buna da gravimetrik titrasyon, potansiyometrik titrasyon da deniliyor. Üçüncü bir yöntem de arkadaşlar, gümüş, çok yoğun gümüş nitrat içeren çözeltiye tuz atılırsa, bildiğiniz sofra tuzu atıldığı zaman gümüş klorür beyaz renkte çöküyor. Bu da geri kazanım yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu da normal rafinasyon yöntemlerinde ya da birçok rafineride, özellikle Belçika'daki birçok rafineri bu yöntemi kullanarak gümüşü çözeltiden alabiliyorlar. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar.